öğrenelim Süleyman. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı İstanbul'da start aldı. Dakikalar önce pilotlar ilk olarak formasyon turu attı. Yani bu ne demek oluyor? Pisti denediler, zemini denediler. Ardından da start verildi ve yarış başladı. Ülkemiz 8. kez ev sahipliğini yapıyor efsane yarışa, Formula 1'e. Efsane şehirde İstanbul'da gerçekleştiriliyor Formula 1 yarışları. Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonları arasında gösteriliyor ve dünyanın yine en iyi 20 pilotu da şu anda pistte mücadele ediyorlar, ter döküyorlar. 9 yıl aradan sonra geldi ülkemize Formula 1. Ve şu anda da aslında bizler de kulaklarımıza o seslerin geldiğini, yankılandığını duyabiliyoruz. Sezonun 14. etabı İstanbul Park'ta 58 turdan oluşuyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Tabii ki dünden bahsedecek olursak, cuma ve cumartesi gününden bahsedecek olursak, antrenman turları, sıralama turları yapıldı ve bu sıralama turlarının ardından da pole pozisyonunda yer alan Lance Stroll şu an itibariyle yayına girmeden önce takip ettiğimiz kadarıyla lider durumda diyebiliriz. Onun hemen arkasında sıralama turlarında Max Verstappen vardı. Sergio Perez, Alex Albon ve Daniel Ricciardo diye devam ediyordu sıralama turları. Dediğimiz gibi şu an itibariyle de Lance Stroll birinci sırada yer alıyor. Tabii bu yarışta Lewis Hamilton için ayrı bir parantez açmakta fayda var. İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşabilme imkanı vardı Lewis Hamilton'un, ancak biraz arkalarda kaldı desek yanlış olmaz. Hamilton'un takım arkadaşının tabii Valtteri Bottas'ın Max Verstappen ve Pierre Gasly'nin ise birer kez şampiyonluğu bulunuyordu 14. etaba gelene kadar. 14. etap öncesi pilotların klasmanına baktığımız zamansa Lewis Hamilton lider durumdaydı. Valtteri Bottas ikinci sıradaydı. Max Verstappen üçüncü sıradaydı. Ve Daniel Ricciardo dördüncü. Yine Charles Leclerc beşinci sırada yer alıyordu. Şunu belirtelim. Devlet Erkan'ı burada tabii ki bu yarışı kazanan pilota kupasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop verecek. Ve şundan da bahsetmekte fayda var. Türkiye ilk olarak 2005 yılında Formula 1 ile tanışmıştı. 2011 yılına kadar da 7 kez ev sahipliği yaptı. İşte bu yarışta 8. kez ev sahipliği yapmış olacak. Geçmiş yıllarda Felipe Massa 3 kez kazanmıştı lider durumda İstanbul'da özellikle. Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaşmışlardı. Şöyle bir tarihe gitmiş olduk. Şimdi şunu belirtelim. Yarışa dakikalar kala 13.10'da start verildi. Tabii ki yarışa dakikalar kala 12.55 gibi hemen semalarda Solo Türk gösterisi yapıldı. Tabii ki Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi selamlama ve gösteri uçuşu gerçekleşti. Gerçekten muazzam sesler çıkardılar. Muazzam bir ortam vardı diyelim. Gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, tarihinin en büyük gösterilerinden